Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir film incelemesiyle karşınızdayım. İnceleyeceğimiz filmin ismi Soul filmidir. Ben bu filmle alakalı birkaç not aldım. Bu notlara göre gideceğim. Arkanıza yaslanın, çayınızı alın ve videonun keyfini çıkın. Filmin oyuncularından başlıyorum. Gerisini beraber getireceğiz. Filmin oyuncuları Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton, Rachel House, Alice Braga, Richard Ayoade, Angela Bassett'tir. Filmin konusu ise şudur. Ortaokul öğretmeni olan Joe Gardner bir hayal kurar. O hayal de şudur. Bir caz piyanisti olma hayalini kurar. Ve sürekli bu öyle hayaller kurar ki evinin içinde bir piyano vardır. O piyanoyu çalarken de sürekli hayal kurar. Ders anlatırken de sürekli hayaller kurar. Ve filmde bu hayalini gerçekleştirdiğini konu alır. Gerçekten çok güzel bir animasyon filmidir. Ama kaliteli animasyonlardan. Ve hikayesi de aynı zamanda müzikleri de muazzamdır bu filmin. Ben biraz filmden bahsetmek istiyorum size. Filmin olumlu yönlerine geçmeden önce. Şimdi film şöyle başlıyor. Joe Gardner'ı ortaokulda sınıfta görüyoruz. Bir koro müzikali yapmaya çalışıyor o ortaokul çocuklarıyla. Fakat yani çocuklar da hani yarısı oralı değil. Hatta bir tanesi trombonunu falan getirmeyi unutmuş. Bir tanesi çalmak istemiyor. Bir diğeri çalıyor ama arkadaşları onunla dalga geçiyor. Tam bu noktada kapı çalınıyor. Joe Gardner dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığında da bir kadın ona bir mektup veriyor. Anlıyoruz ki Joe Gardner okulda tam zamanlı değil, yarı zamanlı çalışıyor. Ve o mektupta da işe kabul edildiğini, tam zamanlı çalışacağını yazan bir mektup veriyor. Ve bunu gidiyor annesiyle paylaşıyor. Annesinin de bir butik, aynı zamanda dikim dükkanı var. Gidiyor oraya, hani annesiyle paylaşıyor. Yalnız tam paylaşırken bir telefon geliyor. Telefonla gelmesiyle beraber Joe Gardner şöyle anlıyoruz ki kendisine bir iş teklifi, caz korosunda bir iş teklifi alıyor. Ve hani akşam da çıkmak üzere hani bu teklif kendisine iletiliyor. O da gidiyor seçmeye. Yalnız piyanoyu o kadar güzel konuşturuyor ki inanılmaz. Ondan sonra kendisini seçiyorlar. Fakat kendisini seçildiğini öğrenince çıkıyor oradan mutlulukla. Bir anda eline telefonu arıyor ve iyi haberi veriyor. Yalnız iyi haberi verirken tam böyle karşıdan karşıya geçecek. Önüne bakmadığı için bir açıkta mazgalın içine düşüyor. Düştükten sonra da ölüyor. Ölünce de ruhlar bölgesine geçiyor. Ve bu ruhlar bölgesinde de kendisini hani sürekli dünyaya geri dönmeye çalışıyor. Ama geri döndüğü vakit sürekli ruhlar bölgesine tekrar geri çevriliyor. Fakat bir şekilde dünyaya döndüğü zaman
olaylar gelişiyor. Ben biraz filmin olumlu yönlerinden bahsedeceğim şimdi size. Şöyle ki, filmin müzikleri süper. Yani her biri birbirinden iyi müziklerin. Diyaloglar gayet yerinde. Süper. Hani bir animasyon filmine göre. Yani biliyorsunuz hani animasyon filmlerinde hani diyaloglar olur ama biraz da böyle yavan başlar o diyaloglar. Sonlara doğru o diyalogları toparlarlar. Ama bu filmde, bu animasyon filmde hani her diyalog birbirinden güzel. Filmin hikayesi muazzam. Hani şöyle diyebilirim. Film hikayeyi ve hikayeyi de filmi öyle taşıyor ki izlerken kendinizi alamıyorsunuz filmi. Ve filmin komedisi gerçekten çok iyi. Hani yeri geliyor sizi böyle duygusallıktan biraz duygusal oluyorsunuz filmi izlerken. Ama yeri geliyor da kendinizi tutamıyorsunuz gülmekten. Film de bunu çok iyi gösteriyor. Harika bir animasyon filmi. Muazzam. Hani müthiş bir film. Yani ve sonuna kadar da izlenecek filmlerden bir tanesidir. IMDb'nin bu filme vermiş olduğu puan 8.2'dir. Yani benim bu filme verdiğim puan ise 9.4'tür. Hatta daha fazlasını yani onu bile hak ediyor ama 9.4 tam yerindedir bu film için. Peki bu film izlenir mi derseniz? Kesinlikle. Çünkü harika bir animasyonu ve bu animasyona beraber harika müzikleri olan film gerçekten hani sonuna kadar izlenmeyi hak ediyor bu film. Müthiş. Bugün de böyle videosu, yarın da güzel video gelecek. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videolarımı destekleyip paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.